Selamun aleyküm arkadaşlarım, Fikir sepeti Örgü kanalıma hoş geldiniz. Yine böyle çok güzel, şahane bir örneğim var, böyle kabartmalı, bakın çok güzel boyutlu bir örnek. Ee, özellikle e, bebek e, örgülerine çok yakışacağını düşündüğüm bir örnek arkadaşlarım. Bu örneğimizin ön yüzü, burası da arkadaşlar. Arka yüzümüz, örneğimiz, bakın şöyle e, yapayım boyutlu bir örnek arkadaşlar çok güzel böyle kabarık çok hoş duran bir örnek şöyle biraz da yakından bakalım kamerayı kaydırabiliyorum arkadaşlar bakın bu şekilde harika şahane bir örnek şimdi arkadaşlar örneğimiz altının katlarından oluşuyor altının katları artı 3 tane de kenar ilmeği atmamız gerekiyor kenarı da bakın şu şekilde çok güzel düzgün çıkan bir örnek arkadaşlar. Altının katları artı 3 e, tane de kenarın kenar ilmeği için ilmek atıyoruz ve örgümüzü örmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlarım ben burada e, lastik uygulamadım. bunda da uygulamadım. İstediğiniz herhangi bir lastiği burada uygulayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi ilk kenar ilmeğimi ha onu da anlatayım pardon özür dilerim lastik uygulamadım ama arka yüzden bir sıra sadece düz olarak ördüm. İlk başlangıç sıramdan düz olarak ördüm ve ön yüze bu şekilde ters olarak çıktım. Şimdi ilk başlangıcımız ilk ilmeğimi kenar ilmeğimi örmeden düz bir şekilde aldım. Yanındaki ilmeği de arkadaşlar ön yüzde örmeden alıyorum. İki ilmeğimi burada örmeden almış oldum şişimi. Şimdi hemen önümdeki iki ilmeği ters olarak ördüm. İki ilmek ters ördükten sonra sıradaki ilmeğimin arkadaşlar şuradan arasından geçiriyorum. Bir ilmek çıkarttım. Bakın bir tane de doladım. Şimdi ilmeğimin kendisini de ördüm. Buradaki bir ilmekten üç tane ilmek çıkarmış oldum. Şimdi tekrar arada bir iki tane ters ilmek örüyorum. Bir modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi şuradaki ilmeğimi bakın şurada çubuk çubuk giden düz ilmekler arkadaşlar. Bu ilmekleri ön yüzden örmeden şişimize geçiriyoruz. Şimdi tekrar örneğimizi tekrar kuruyoruz. Bir, iki ters. Sıradaki üçüncü ilmeğimin arasından bakın böyle geçiyorum. Bir tane ilmek çıkarttım. Bir tane de doladım. iki oldu. Bir tane de ilmeğimin kendisini örüyorum. Bir ilmekten bu şekilde 3 ilmek çıkarmış oldum. 1 2 tane ters ördüm yine. Buradaki ilmeğimi düz olarak örmeden şişime geçirdim. 1 2 ters 3. ilmeğimin arasından girdim. Bir tane ilmek çıkarttım. Bir tane de doladım 2. Bir tane de kendisini ördüm. 3 ilmek. Ve tekrar 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz olarak sağ şişime geçirdim ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı bu şekilde ön yüzden tamamlamış oldum. Arka yüze geldiğimde arkadaşlar bir ters ördüm. Şurada örmüş oldu, örmemiş olduğum ilmeğim var arkadaşlar. Bakın burada ön yüzde örmediğim ilmeğimi burada ters olarak örüyorum ki ön yüze düz çıksın. Şimdi burada iki tane düzüm var. Burada üç tane ön yüzde artırmış olduğum ilmeklerimi burada ters olarak örüyorum. Üç ilmeğimi. İki düz. Bir tane bakın bunu örmeden almıştım. Bunu arka yüzde bunları örüyoruz. Ters ördüm. İki düz. Üç tane tersim var artırmış olduğum ilmeklerim. 1 2 3 ters ilmeğimi ördüm. 2 tane düzümü ördüm. Önde örmediğimi arkada ters olarak ördüm. 2 düz 3 tane artırmış olduğum ilmeğim ters. 2 düz Önde örmediğim ilmeğimi arkada örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi tekrar ön yüze geçtik. Modelimizin kurulumuna devam ediyoruz. Ön yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım arkadaşlar. Bu hemen başlangıçtaki ilmeğimi de örmeden alıyorum. Çünkü ön yüzde onları örmüyoruz. Şimdi sıradaki ters ilmeğimin birini ördüm. Birinin de arkadaşlar bakın bu şekilde şuradaki düz ilmekle beraber ikisinin yönünü çevirdim ve ikisini bu şekilde girerek sağ tarafa doğru bir kesim yaptım. Ortadaki bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi buradaki bir düzümle şuradaki bir tersimi, tersimi sola doğru örerek yine bir kesim yaptım. Buradaki bir tersimi de örüyorum. Örneğimi tamamlıyorum. Şimdi aradaki şu düz giden ilmeğimi yine düz olarak sağ şişime geçirdim. Burada iki tersim var bir tersimi ördüm. Siz kendi her zamanki dediğim gibi arkadaşlar kendi örüşünüze göre ilmeklerinizi çevirmeden bu şekilde kesebiliyorsanız o şekilde kesin. Ama lütfen düzgün çıksın. Bakın ben çevirerek kesiyorum burada. Siz kendi örüşünüze göre ayarlayın. Bu ikisini birden kestim. Arada bir tane düz ördüm. Buradaki düzümle buradaki tersiminde ikisini birden örerek sola doğru bir kesim yaptım. Birini sağa doğru birini sola doğru kesiyoruz. Ortada da bir tane ilmeğimiz var zaten. Burada bir tane ters ilmeğim var. Buradaki düz giden ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters ördüm. Buradaki ikinci tersimle buradaki düzümü ilmeklerimi çevirdim. Bu şekilde girerek ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar sola doğru bir kesim yaptım bir ters ördüm. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ve bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi tekrar arka yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada ön yüzde örmediğimiz ilmeğimizi arka yüzde ters olarak örüyoruz. Bir düz. Bakın bir ters. 2 3 tane ters ördüm. Bir düz bir ters, bir düz. Bir, iki, üç ters, bir düz. Şunlar bakın arkadaşlar, ön yüzde örmeden aldıklarımızı arka yüzde dediğim gibi e, örüyoruz. Ters olarak örüyoruz. Sadece ön yüzde örmeden alıyoruz. Kenar ilmeklerimizi de ördük. Sıramızı tekrar tamamladık. Birinci örneğimiz bitti arkadaşlar örneğimizi kurmuş olduk. Şimdi tekrar ikinci örneğimizi kuracağız. Tekrar ise baştan anlatacağım. Şimdi kenar ilmeğimizi aldık. Yandaki hemen ilmeğimi de örmeden alıyorum. Şimdi burada artık yine bakın şuradaki düz ilmeği de terse çevireceğiz. Bir tane ters ilmeğim. Buradaki düz ilmeği de terse çevirdim. 2. Aynı başlangıçta olduğu gibi iki tane ters ilmek ördüm. Şuradaki düz ilmeğimin bakın böyle bu şekilde arasından bir ilmek çıkarttım. Bir de doladım 2. Bir de içinden çıkarttım 3. Buradaki bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. 2 tane artırmış oluyoruz. Daha sonra da ön yüze geldiğimizde o artırdığımız ilmekleri kesiyoruz. Şu ilmeğimizi yine örmeden aldım. Bakın bir ters. Buradaki düzü de terse çevirdim. Buradaki ilmeğin arasından girdim. Bir ilmek çıkarttım. Bir doladım artırdım. Tekrar içinden bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar buradaki düz ilmeğimi ters olarak ördüm. Yanındaki de ters zaten. Bunu örmeden aldım. İki ters. Buradaki ilmeğimden hemen ilmeklerimi çıkarttım. Yine aynı şekilde. İki ters ördüm. Şu ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonundaki son ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzü yine örüyorum arkadaşlar. Arka yüzde bu sırada dediğim gibi artırdıklı örmediklerimizi yine bakın arkada hep örüyoruz ters olarak. Bir, iki düzüm var. Şu artırmış olduklarımda üç tane arkada yine bunları ters olarak öreceğiz. Ön yüzde artırdıklarımız. Yine bir, iki düzüm var. Bir tane arada tersim var. Bir, iki düz. Bir, iki 3 ters 1 2 düz 1 ters 1 2 düz 1 2 3 ters 1 2 düz 2 ters ilmeğimi de örüp arka yüzümü de tamamladım. Şimdi tekrar ön yüze geldik. Burayı da gösteriyorum hanımlar. Bu sıramızı da zaten örneğimizi kurmuş oluyoruz. Bu kenar ilmeğimi aldım örmeden. Yanındaki ilmeğimi dörmeden alıyorum. Bu sıradaki iki tersimin bir tanesini örüyorum. Buradaki tersime bakın ilmeğimi çeviriyorum. Şuradaki düzümle beraber bir önceki sırada bunu artırmıştık. Burada şimdi bunu bu şekilde kesiyorum. Bunu kestim. Bir tane düz ördüm. Buradaki düz ilmeğimle bunu da sola doğru kestim. Ters ilmeğimi bir ters bir tane örmeden düz aldım. Bir ters ilmeklerim hemen çevirdim. Sola doğru kestim. Bir tane düz ördüm. Bu iki ilmeğimi de birden sola doğru kestim. Bir ters bu ilmeğimi yine örmeden ön yüzde alıyorum. Bir ters ilmeklerimi çevirdim sağa doğru bir kesim yaptım bir düz ördüm ve tekrar sola doğru bir kesim yaptım bir ters ördüm bu ilmeğimi de örmeden aldım kenar ilmeğimi de ördüm sıramı tamamladım arkadaşlar Şimdi arka yüzden de tekrar örüp geleceğim. Ön yüze geldiğimde tekrar modelimi uygulayacağım. Arada boşluk vermek isterseniz arkadaşlar ben vermedim. Bu şekilde tekrar bir yakından bakalım. Dediğim gibi ben arada çok boşluk vermedim. Arka arkaya örneklerimi kurdum bu şekilde. Siz arada boşluk vermek isterseniz arkadaşlar iki sıra gidip geldikten sonra tekrar aynı örneğimizi bu şekilde kurabilirsiniz. Ee, i̇nşallah modelimi beğenmişsinizdir. Gerçekten çok güzel, çok hoş bir örnek bebek örgülerine de çok yakışacak. İstediğiniz lastikle de kullanabilirsiniz. Burada onu da belirtmek istiyorum. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.